izleyicilerimiz, Ferizli'de okullarımızı gezmeye devam ediyoruz. İhsan Eretik Anaokulu'ndan sonra Ferizli'nin Sinanoğlu Mahallesi'ne geldik. Burada Hatice Aslan İlk Ortaokulu'nu gezeceğiz. Bakalım burada neler göreceğiz. Merhaba Gülü. Merhaba. Evet, Ferizli'de okullarımızı gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Hatice Aslan İlk Ortaokulu'na geldik. Öncelikle sizi ve sonra da okulumuzu bir tanıyalım. Efendim ben Murat Tek, Ferizli Sinanoğlu Hatice Aslan İlkokulu Ortaokulu Müdürüyüm. Okulumuz temiz ve hijyenik bir şekilde öğrencilerimizi bekliyoruz. Yüz yüze eğitime hazırız diyorsunuz yani. Tabii. O zaman biz bir görelim. Alınan tedbirler neler? Velilerimizin, öğrencilerimizin soru işaretlerini gidermek adına, rahat etmeleri adına bir okulumuzu gezelim görelim. Tabii efendim. Ama şöyle buyurun. Galiba girişten önlemler başlıyor. Evet, burada atışımız ölçülebiliyor. Maskesi olmayana maske verilebiliyor. Eldiven tedarik edebiliyoruz. Buradan da özel tedbirlerle çocuklarımızı hijyenik bir şekilde okulumuza alıyoruz. Evet, Sakarya'da her okulun ilk giriş bölümünde bunları gözlemliyoruz. Okulumuza girdik. Girişlik kurulumuz var. Evet. Buradan başlayabiliriz. Bir ilerle olur var. Zaten ilk gelen velilerimiz ilerle görmek istiyorlar. Öncülü yaratıcılarımız var. Buradan baktığımızda gelen velilerimize herhangi bir temasın olmaması için sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek edecek bir şekilde dizayn ettik odamızı. Evet, sayı olarak da azaltılmış galiba. Tabii ki. En fazla işte 3-4 kişi gelebiliyor. Tamam. Sınıflarımız ne durumda? Sınıflarımız da tam bir şekilde hazır. İsterseniz şuradan başlayabilirim. Şimdi birinci sınıflarda zaten iki grup olacak galiba. Onunla ilgili bir ilerleme alabilir misiniz? Şu an bizim toplamda bu şubede 20 tane öğrencimiz var. Ve biz bunları dörderli gruplara ayırarak her gün bir grup gelecek şekilde çocuklarımızı okulumuzu alacağız. Uyum haftasında bu şekilde devam edecek. Gördüğünüz gibi sınıfımız zaten gayet büyük. Burada en fazla 4 tane çocuk uyum haftasında eğitim görecek. Evet, devam ediyoruz okulumuzu gezmeye. Bu arada okulun boya komple ayrı bir estetik. Evet, çok çalıştık. Hatta bir seferde boyadık. Beğenmedik. İkinci bir boya sipariş verdik. Bu şekilde güzel bir kombin yakaladık. Öyle zannediyoruz. Bunlar sadece atık ve maske. Tabii ki. Sınıflarımızda zaten baktığımız zaman pedalın çok havalarımız mevcut. Ayrıca koridorlarımız sadece maske ve eldiven. Maske ve eldiven kovalarımız var. Her katta bulunuyor. Evet, okulumuzda koridoru gezmeye devam ediyoruz. Peki bu süreçte birilerinizin en çok merak ettiği soru tabii ki lavabolarını kullanma, hijyeni, anlam önlemleri. Lavabolarını hakkında ne diyorsunuz? Lavabolarımız çocuklarımızın belirimiz kesinlikle çocuklarımız için en temiz şekilde, en güvenli şekilde ayarlayacağız. Şuradan görebiliriz. Evet. Lavaboları biliyoruz. Evet, burada gördüğümüz kadarıyla okuyalım devam edelim. Görsel bilgilendirici yazılar, resimler var öğrenciler için. Dolayısıyla ilkokul olduğu için somutlaştırma adına da önemli işlemler yapılmış. Peçetelerimiz devamlı bulunmakta. Artı el deterjanlarımız bulunmakta. Hemen kapının girişinde çocuklarımızda deterjan, dezenfektan ellerini temizleyebiliriz. Yapılan bütün temizliklerle ekstra olarak daha da arttırılır herhalde bu temizlik. Tabii ki. Normal şartlarda ki temizlik personel sayısı iki tıptan çıkartılır. Sadece çocuklarımızın daha hijyenik bir ortamda eğitim görebilmesi için. Verilerimizin hiçbir şekilde aklında bir soru işareti kalmayacak şekilde Bakanlığımız ve Milletvekili Müdürlüğümüzün gayretleriyle dediğimiz gibi hizmetli sayımız, personel sayımız arttırılıyor. Evet, ben girişte asansör gördüm ama asansör kullanılıyor mu? Evet, kullanılıyor. Okulumuzda engelli öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz için devamlı çalışma gerekiyor.
herhalde orada da tedbirler alınmış. Tabii ki. Şu şekilde asansörümüzü açıyoruz. Asansörümüzde en fazla iki kişi girebilecek şekilde. Evet, burada da uyarı levhalarıyla sayısını konmuş şekilde bilgilendirici yazılar yapılmış. Normalde 8 kişinin binebileceği bir asansörde biz 2 kişi en fazla alıyoruz. Evet, okulumuzu gezmeye devam ediyoruz. Bakalım yukarı katta ne var? Burası benim görüşme konumuz. Normal şartlarda birilerimiz geldi burada. Öğretmenimizle görüşebiliyorduk. Şu anda sayısını azalttık okul sayımızı. Pandemiden dolayı. Şu anda en fazla zaten 2 velimizi, 2 öğretmenimizi alabiliyoruz. Kupalar madalyalarda görünüyor değil mi? Bayağı evet. Başarılı spor madalyalarda durdunuz. Okulumuz bayağı başarılı. Evet. Okulumuzu gezmeye devam ediyoruz. Şimdi buradan dörtten aradığımız ve öğretmenlerimizin güvenliği de bizim için çok önemli. Bu sebeple öğretmenler odamızda da gerekli tedbirleri aldık. Çift kişilik olan bu öğretmenlerin oturması için gerekli olan koltuklarında bundan böyle pandemi döneminde her öğretmen tek oturacak. Sosyal mesafeyi koruyarak. Çünkü öğretmenlerimizin sağlığı bizler için de çok önemli. Aslında burada şunu vurgulamak gerekir. Sosyal mesafeden ziyade fiziksel mesafeyi biz koruyoruz. Fiziksel ayrılıklar, ayrıca daha sosyal ayrılıklar sebep olmaz diyoruz. Burada aynı zamanda dikkatimi çeken bir ayrıca çöp kovası var galiba. Bir de maske atık eldiven kovası var. Yani öğrenciler için anlattıklar belli bir öğretmen personel için bir alınmış. Temassız eldiven tekrarı sensörlü olanı da var. Hepsi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için gerekli olan tüm koşulları sağlamaya çalıştık. Evet, okulumuzu gezmeye devam ediyoruz. Bakalım şimdi nereye gireceğiz? Evet, artık okullarımızda meslek mutluluğu oluşturuyor. Erişim imkanı kalmayan öğrencimiz olmasın diye tüm imkanlar sunuluyor. Okulumuzda bu anlamda koordinasyonu nasıl sağlanıyor? Şöyle söyleyeyim. Bizim öğrencilerimizin genel kadarıyla internete erişiminde bir sıkıntıları yok. Yaklaşık bir 6 tane öğrencimizin evinde internet yok ya da bilgisayarı yok. Onlar için bir eve destek noktası oluşturduk. O öğrencilerimiz de buraya gelerek uzaktan eğitimini devam ediyor. Evet, o zaman eve destek noktamızı görebilir miyiz? Tabii ki. Evet, şimdi okulumuzun eve destek noktasına gidiyoruz. Bu noktada erişim sıkıntısı yaşayan, imkansız yaşayan öğrencilerimizin yararlanabileceği, uzaktan eğitimi alacağı yaba destek noktamız burası. İnternet erişimi olmayan öğrencilerimize burada uzaktan eğitimini rahat rahat alabileceği bir ortam oluşturduk. İnternette herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Çocuklarımız geliyor burada, internet erişimi olmayanlar. Uzaktan eğitim ders saatinde buradan eğitimini alıyoruz. Bunların kurulu, komisyonunu kontrol eden, takip eden bir öğretmen grubu var mı? Tabii, bunların için bir komisyon oluşturduk. Başına bir müdür yardımcısı arkadaşımız, artı bilişim öğretmenimiz ve iki tane de branş öğretmenimiz. Bu kurul ve bu komisyonda görev almakta. Zaten sene başında yaptığımız toplantıda tüm öğrencilerimizi tarayarak hangisinin interneti var, hangisinin ne kadar var, bunların tek tek verilerini elde edip şu anda muhafaza ediyoruz. Ona göre de eksik kalan kısımlara çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, EBA destek noktasından diğer kısımlara geçebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde okullarda yapılması planından tasarım ve cevap verilerinden bizim okulumuzda 6 tane mevcut. Şu an kurduğumuz atölyemiz, müzik atölyemiz. Burada her öğrencimiz bir müzik aletini mutlaka öğrenecek ve çalacak. Çocukların arasından belki de burada şu anda büyük bir koro kurmayı düşünüyoruz. Orkestra kurmayı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra diğer atölyelerimizde görsel sanatlar, akıl ve zeka bölümü, beden atölyesi, drama ve eleştire düşünce atölyesi, spor salonları atölyesi olmak üzere şu anda da 6 tane mevcut şu anda. Evet, şu anda müzik atölyemizdeyiz. Okulumuzun gerçekten hem fiziki büyüklük olarak hem de çok donanımlı olarak güzel organize edilmiş. Diğer atölyemizden varsa onları da gezebiliriz. Burada da tabii şey var, mevcut.
tedbirlerimiz herhalde. Evet, sosyal kurulanın dezenfektan alanımız mevcut. Zaten fazla öğrenci alamıyoruz. Şu anda sosyal mesafeye dikkat edilerek temasla kaçınılarak bir şekilde burada isteyen öğrencilerimize bakanımıza izin verdiği zaman kurs açacağız. Devam edeceğiz. Burada da 14 kuralımız. Evet. Evet, diğer atölyelerimiz mi? Devam edelim. Evet, şimdi bir başka atölyemize geldik. Bakalım bu atölyemiz neresi? Evet, bu atölyemiz drama eleştirel düşünce atölyemiz. Burada öğrencilerimiz kütüphanemizle birlikte olduğu için burada öğrencilerimiz rahat verip kitaplarını okuyup o kitap hakkında eleştiriler getirmekte. Ayrıca drama yapabilmektedirler burada. Tabii birkaç eksiğimiz var. Onları da zamanla inşallah tamamlayacağız. Evet, burada gördüğümüz kadarıyla kelebekler mevcut. Sakarya kelebek etkisi buraya kadar yansımış. Gayet olarak güzel, oturma köşesi olan, çok amaçlı kullanılan bir bölüm diye düşünüyorum. Burayı genelde sahne olarak kullanıyorsunuz. Evet, burada sahne. Burada masal anlatıcılığından tutun, çocukların kişisel becerilerini gösterebileceği alanlar oluşturduk. Yani şöyle söyleyeyim, okulumuza gelen bir öğrencimiz, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar istediği alanlarda, atölyelerimizde her türlü şekilde istediği bir alanda yoğunlaşabiliyor. Biraz sonra göreceğimiz görsel sanatlar atölyemizde mevcut. Müzik atölyemizi zaten söylemiştik. Dediğim gibi her öğrenci mutlaka bir alana doğru kendini ilerletecek. O zaman bir de görsel atölyesine bakalım. Burası da görsel sanatlar atölyemiz. Burada öğrencilerimiz seramik sanatları, halk sanatları ve yapı sanatı olmak üzere çeşitli sanatlarla uğraşacaklar. Evet, diğer bir atölyemizde gezdik. Şimdi okulumuzun izolasyon odasına gidiyoruz. Buyurun. Evet, müdürüm, bu izolasyon odası ne amaç yapıyormuş acaba? Allah korusun bir öğrencimizde yüksek ateş veya bir COVID-19 belirtisi hissettiğimizde veya algıladığımızda öğrencimizi buraya alıp burada izole edeceğiz. Gerekli yerlere irtibatlarımız var zaten. Gerekli yerlere haber vereceğiz. Ve öğrencimiz buradan yetkililer gelene kadar herhangi bir şekilde çıkamayacak. Bunun yanında sınıflarda, eğer sınıfta gördüysek bu çocuğun sınıftaki öğrencilerimizi de çıkartmıyoruz herhangi bir yere. Tamamen izole etmiş şekilde bekliyoruz. Yani yetkili mercilere haber verip gelene kadar kısmen karantina altında, müdahale altında. Aynen. Burada o şekilde bir çalışma yapılacak. Evet, şimdi okulumuzun bahçesine doğru çıkabiliriz. Evet, velilerimize ya da o öğrencilerimize vermek istediğiniz son bir mesaj varsa 1264 dakikalarından öğrenmeyiz. Biz her türlü koşullarda hazırız. Öğrencilerimizi okullara bekliyoruz. Evet, tekrar teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyiciler, Denizli'de okullarımızı gezmeye devam ediyoruz. Durmak yok. Şimdi sırada bakalım hangi okulumuz var.